Şimdi bu haberi izlerken çocuklarımız ne kadar eziyet çekiyorsa çeksin. Sevimli ifadeler gördünüz, tebessüm ettiniz. Ama sıradaki haberle yüzünüzdeki o tebessüm donacak. Donacak. Bir milat aranıyor ya. Bu yaz, bu saat zulmüyle ilgili işte milat. Bunun kesinlikle değişmesi lazım. Ankara Keçiören öğrendi 9 yaşında bir çocuk. Bir evladımız havanın henüz aydınlanmadığı saatte tek başına okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. <laughs> ortada bir çocuk. Ay bak dedim köpekler dedim çocuğa çöküyor dedim. Hemen oradan balkondan hızla aşağıya indim. 20 saniyenin içinde yetişemedim. Olmadı korulayamadık çocuğumuzu. yetmedi gücümüz abla. Altı çeyrekte bir baba işe gidecek. Oradan geri gelecek. Çocuğunu kurtaracak. Yani yok abla yok. Gitmezdim ki ya. Ölürdüm ben ölürdüm ondan önce. hani gitmez, kollayamadım abla çocuğumu. Başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuğundan gözü iyi bir haber bekliyor. Okula gitmek için sabah evinin yolunda yürürken çıktı karşısına onlarca sokak köpeği. 9 yaşındaki Tunağan Yılmaz'ın. Mahalleliler kurtardı küçük çocuğu ama durum ağır. 70-80 metre 100 metre bir de sürükleme var. Sağlık durumun çocuğumun çok kötü abla. Çocuğumun sağlam yeri hiç yok abla. Şu anda benim çocuğum makineye bağlı bir şekilde yaşıyor. Bir buçuk ay önce Sakarya'dan Ankara'ya taşındı Yılmaz ailesi. Ankara Keçiören Kafkas Mahallesi'nde 4. sınıf öğrencisi Tunağan annesi hastalandığı için okula tek başına gidiyordu henüz günün aydınlanmadığı saatte. O saatte okul olur mu abla ya? Bu nasıl bir saat sistemidir? Nasıl şeydir abla? Karanlıkta yani. Karanlıkta gidiyorlar abla gece yarısı ya çocuklar ya. Daha önce de aynı yerde birçok kez çocuklar sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı için temkinliydi de Tunağan. 7 Aralık sabahı korktuğu başına geldi. Başıboş sokak köpekleri 9 yaşındaki çocuğa saldırdı. Mahalleli koştu yardımına ama ağır yaralandı Tunağan. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Bura başkent abla başkent. Bura Ankara ya bu kırsal bölge değil ki bir köpek saldırmadı benim çocuğuma. Buna gerçekten bir çocuğum bulsunlar. Keçiören'de çocuklara saldıran başıboş sokak köpeklerinden sonra belediye ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Başıboş olan sokak köpekleri bir bir toplanıyor arazilerden alınarak barınaklara götürülüyor. Olayın mülkiye müfettişlerince tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma açılmıştır. Mahalleli tedirgin. Sokak köpeklerinin saldırdığı 9 yaşındaki Tunağan'dan güzel bir haber bekliyorlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konunun takipçisi olacağını söyleyerek soruşturma başlattı. Belediyeler sokak köpeklerini toplayarak barınaklara götürüyor ama aileler kalıcı bir çözüm istiyor. Aileler olarak biz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Takipçisi olacaklarmış. Emin olmak için rejideki değerli arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sordum biraz önce haberi siz izlerken. Kim çıkartmıştı bu saat zulmünü uygulamasını diye herkes bir ağızdan Berat Albayrak dedi. Enerji Bakanı iken. Hepiniz hatırlıyorsunuz herhalde. Berat Albayrak nerede? Nerede? Ya bu çocuklar bu saatlerde okula gidiyorlar. Hangi saatlerde okuldan çıkıyorlar? Neyin tasarrufunu yapıyorsunuz siz? Ne oldu o tasarrufla? Ha kimin alım gücü arttı? ülkenin ekonomisine herhangi bir artı değer mi kattı ne oldu? Ya böyle ülke yönetilir mi? Siz bu insanları duymuyor musunuz? Onların arasında pek çok sizin seçmeniniz de var ya. Bu millet olsun. Bu saat zulmünden vazgeçin. Biz de burada hatırlatalım her defasında.